LGS'ye son 37 gün süreç hızlandı. Artık Milletim Bakanı açıklamalarını yaptı. Muhtemelen sınavı bir şekilde sıraların yerlerini değiştirerekten, geniş sıralar yaparaktan bizler yapacaklar. Bizler de çalışmaya devam ediyoruz. Hemen sorularınıza geçmek istiyorum. Günün sözünde Malcolm Forbes diyor ki dalga yaratmadan hareket etmenin bir yolu yoktur. Yani gerçekten de bir e, hareket için, bir başarı için bayağı bir sıkıntı çekmemiz gerekiyor. Düşünsene, o oh, o oh, rahat rahat çözüyorsun ve LGS'de başarılı oluyorsun. Öyle bir şey yok. Mutlaka birazcık gayret göstermemiz. Sinirli olduğumuz anlar olması, stresli olduğumuz anların olması, kalemimizin kırıldığı veyahut da kağıdımızın yırtıldığı, üf yeter artık ya vazgeçin dediğimiz anlar olmalı ki zahmet olmalı ki rahmet olsun. Dolayısıyla bir dalga oluşacak, ardından da kıyıya ulaşacağız. Gelelim günün yorumuna. Ozan Diyar A 785 beğeni almış. Hemen başlayalım. Like atan herkesin hayalleri gerçek olur inşallah. Hocam sorularım şunlar. Masanın başına oturasım gelmiyor. Ne yapmalıyım? Tabii ki sıkıldınız arkadaşlar. Biliyoruz. Ancak o güzel günleri hatırlayın. Yani iki tane kağıt koyun önünüze. Bir kağıda eğer şu anda çalışmazsanız, çalışmazsanız başınıza gelecekleri yazın şuraya başınıza gelecekler çalışmazsanız. Bir de çalışırsanız başınıza gelecekler yazın. Yani eğer ben şu anda çalışmaya devam edersem masanın başına oturup ciddi bir şekilde çalışırsam şu liseyi kazanacağım. Şu başarıları elde edeceğim. Şöyle bir şey olacak. Ardından da arkadaşlarımla şunu yapacağım. Sonrasında babam bana bu hediyeyi alacak diyeceksiniz. Eğer çalışmazsam ve istediğim hayallere ulaşamazsam muhtemelen annem kızacak, dırdır edecek, babam kızacak, dırdır edecek, beni azarlayacaklar, işte arkadaşlarım o liseye gidecekler ama ben gidememiş olacağım gibi bazı olumsuz şeyleri yazın. Sonra da şöyle bakın, bunların ikisi önünüze, artı da sizin önünüze, eksi de sizin önünüze. O yüzden hemen masanın başına oturup çalışmaya devam edin. Bir yenisi soru kaç süre denk gelir? Bir matematik sorusu bence en az... 3 tane soruya denk gelir arkadaşlar. Yani en az 3 soruya denk gelir. Türkçede, Fende, İnkılap'ta, İngilizce'de e, iyi bir yeni nesil matematik sorusu 3 soruya denk gelir. Ama normalde 2 soruya denk gelebilir diyebiliriz. 424 puanla 5 tane çıkarım. Tabii ki günde en az 270 soru çözerek. Çünkü artık buralar yüksek puanlar. 430'dan 5 e çıkmanız için 270 soru. Yani 90 soru bir denemenin 3 katını çözmeniz gerekiyor. 3 kere 9, 27. Herhangi bir soruda takıldığımda hemen dikkatim bozuluyor. Ne yapmalıyım? Bu durumda Hemen soruya atlamalısın. Fıstık yöntemini günlük hayatınıza da uygulamanız lazım. Yani şunu demek istiyorum. E, sınav provasını, sınav simülasyonu her zaman yapmanız lazım. Mesela ki evdesin, deneme çözüyorsun. Bu soruya takıldın. Üf, saatlerce bu soruyu... Hayır bir dakika diyeceksin kardeşim. Ben gerçek sınavda bu soruya takılacak mıyım? Takılmayacağım. Hemen diğer soruya geçeceğim. Hemen diğer soruya geçeceğim. Hemen diğer soruya geçeceğim. O zaman evde deneme çözerken de, evde test çözerken de fısık yöntemini uygulayacaksınız. Önce yapabileceğiniz kadar doğru yapacaksınız. Sonra yapamadıklarınıza bakacaksınız. Nasıl alışırsanız öyle gider arkadaşlar. Dolayısıyla mutlaka evde de öyle çözün. Haftada kaç deneme çözmeniz? Bence haftada en az 5 deneme çözmelisiniz. LGS yaklaştığı zaman eski örnek soru ve sınavları çözmeniz tabii ki çok çok önemli. Hatta şimdiden çözmelisiniz. İftarla soru arası ders çalışır mı? Evet kesinlikle çalışılır. Madem oruç diyorsunuz iftardan sonra bir birkaç saat böyle bir dinlenme ardından hop derslere sahura kadar çalışabilir. Ders çalışmak için en uygun saatler neler? Şu an, şu anda burası şöyle önemli. Ders çalışmak için en uygun saatleri esasla biz normalde eğer oruç tutmuyorsanız söylemiştik. Oruç tutmuyorsanız sabah erken saatlerde sınava gireceğimiz için sabah erken saatler çalışmak için en ideali demiştik. Fakat şu anda o videodan farklı bir cevap vermek zorundayız. Şu anda iftardan sonraki 9-10 arasını dinlenmeye, 10-12 arası çalışma, 12-1 arası dinlenme, 3 arası çalışmaya ayırabilirsiniz. Bunlar gerçekten çok verimli çalışma saatleri olmuş oluyor arkadaşlar. Yani 10-12 arası ve 1-3 arası çok ciddi verimli çalışma saatleri. 12 ile 1 arasında kitap okuyabilirsiniz. 9-10 arasında dinlenebilirsiniz. Gündüzde mutlaka bir tane deneme de çözmeniz lazım. Konu çalışınca sıkılıyorum. Sadece soru çözsem... Olur mu? Olur. Gerçekten de soru de konuları pekiştirebilirsiniz. Günde e, kaç ana, kaç ara ders çalışmalıyız? Günde mutlaka bir tane ana ders, yani Türkçe Matematik Fenden bir tane de ara dersten çalışabilirsiniz. Ders çalışasım geliyor ama çalışamıyorum. Telefon ve televizyon yüzünden ne yapmalıyım? Bunlar gerçekten çağımızın en büyük sorunlu, en büyük sıkıntısı, vebası gibi. Niye? Çünkü bir türlü kurtulamıyoruz. Bu durumda ailenizden isteyebilirsiniz. ''Anne ben şu sorularımı çözmeden bana bu telefonu verme.'' diyebilirsiniz. Puanı 350 olan birisi 472'ye çıkabilir mi? Çıkabilirse nasıl? Tabii ki çıkabilir. Çok yüksek bir durum. Ama bayağı en az günde 270 soru çözmesi lazım. Ciddi soru çözmesi lazım. 350 puanlıki biri 430 yapabilir mi? Yapabilir. Burada da gene en azından günde 200 soru çözmesi gerekiyor. Yeni nesil soru. Fende dördüncü üniteyi anlayamıyorum ne yapmalıyım? Videolarımızı izleyebilirsin. Genel tekrarlarımıza bakabilirsin. Ve tabii ki de notlar çıkararaktan çalışabilirsin. Nitelikli bir okul için günde kaç saat çalışmalı? Nitelikli bir okul için bakın. Şöyle düşünün. 90 soruluk LGS kaç, ne kadar süreyle yapılıyor? Yani e, işte sayısal 80 dakika. Sözelde 50 çarpı 1, e, 1,5, 75 dakika. 80 artı 75 ne ediyor? Hemen toplayalım şöyle. 155 dakika. 155 dakika işte neredeyse 2,5 saat ediyor. E? İki buçuk saat. Bunun en az iki katı beş saat çalışmanız lazım mutlaka. Eğer bunun üç katı yedi saat, yedi buçuk saat çalışırsanız da işte o zaman sizi süper bir başarı bekliyor. İşte buradaki gibi oluyor arkadaşlar. Niye süresi böyle denk geliyor? Hatta bazen yeni sorulara biz daha fazla zaman har harcıyoruz. 390 puandaki biri günde 100 soruyla kaç, 2 soruyla kaç, 3 soruyla kaç puan artırır? Arkadaşlar eğer 390 puandaki biri şu anda soruların çoğunu sözelden yapıyorsa durum biraz değişir. Sayısaldan yapıyorsa durum biraz değişir. 390 puandaki birisi eğer şu anda soruların çoğunu eğer sayısaldan yapabiliyorsa yani matematik feni iyi iyiyse 100 soruyla bir anda... E, 400'lere çıkabilir. 400'lerin üstüne çıkabilir. 200 soruyla 420'lerin üstüne çıkabilir. 300 soruyla 450'lerin üstüne çıkabilir. Eğer ee, ...şuradaki puanların çoğunluğu e, sayısal netlerden geliyoruz. ...ama buradaki puanların çoğunluğu Türkçe, inkılap, Din, İngiliz'den geliyorsa... ...matematikleriniz zayıfsa... ...dolayısıyla günde 100 soruyla 390'lardan 405, 410'lara çıkar... ...200 soruyla 420, 430'lara çıkar... ...300 soruyla 430, 440'lara çıkar. Çünkü sayısalda birazdan zor artıyor netler. Her gün 300, 320 soru çözüyorum ama deneme sonuçlarım hep değişiyor. Deneme sonuçlarımın sabit olması için ne yapmalıyım? Arkadaşlar deneme sonuçlarınızın değişmesi çok normal bir şey artışlar, azalışlar olacak, inişler, çıkışlar olacak ama zamanla dikkatli baktığınızda notlarınızın, denemelerinizin yükseldiğini göreceksiniz ve en iyi sınavınızda gerçek LGS olacak. Bunun için yapmanız gereken vazgeçmemek ve yaptığınız yanlışların üzerine gitmek. Sınav yaklaştıkça stres olmaya başladım. Ailem de baskı yapıyor. Ne yapmalıyım? Arkadaşlar, sınav yaklaştıkça stres olmamız çok normal. Zaten karantinadan dolayı dışarı çıkamıyoruz. Bu da insanlarda bir gerginlik oluşturuyor. Lütfen sabırlı olun. Güzel günler geliyor. Bakın, bu seneki öğrenciler bence biraz daha şanslı olacaklar. Niye? konular yarı yarı yazıldı. Niye? Kontenjan artırıldı. Niye? Evdeler ders çalışabilecekleri zaman var ama ders çalışmayan rakipleri var. Yani üf aman bıktım diyen rakipleri var. O rakipler bıkmışken sizler vazgeçmeden sıkı sıkıya çalışın diyoruz. Ve hemen günün kitabının Cervantes'in yazdığı Don Quixote olduğunu söyleyebiliriz. İlk modern roman örneği. Ve günün okulu Yozgat Şehitler Felisi 4.24'te alıyor. Tıp fakültesi 32 tane, mühendislik fakültesi 15 tane. Helal olsun Yozgat Şehirler Fen Şeh... Yozgat Şehitler Fen diyorum. Bakın heyecandan nasıl söyleyemedim. LGS geri sayım denemelerimizi almadıysanız ve çözmediyseniz mutlaka çözün. Tamamen birebir yenisi sınav sorularıyla hazırlandı. Üste bilgileri olan sorular ve birazcık seviye üstü sorular. İnşallah sınavda en yüksek nete ulaşmanız için tasarlandı. Sadece birinci dönem konularını içeriyor arkadaşlar. Günün sorusu Zıt anlamlı kelimeleri soruyor. Sizin için adeta bir lokum. İftarda bu lokumu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ödülün soru yorumlarınızı bekliyoruz. Birileri vazgeçmiş olabilir. Biz ilgilendirmez. Biz sıkı sıkıya çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar.